Hastane bilgilerini alabilirim. Şunu siler misin? Allah rızası için. Abi neyi bir dakika? Şunu siler misin? Alır kaç kişi ilgilen? Bir ihbar aldık. Bir kadının kayalıklardan düştüğünün ihbarını aldık. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin gittiğini gördük. Hemen olay yerine gittim. Olay yerine gittikten sonra aşağı tarafta düşen bir kadının ayağı kırılmış. Ve sağlık ekipleri aşağıdaydı. İtfaiyeler yerleri de orada yardımda bulunuyordu. Daha sonra botla birlikte denizden yaralı alınarak halk plajına götürüldü. Ve orada halk plajında ambulansa teslim edilecekti. Ben de orada görevim gereği görüntü alıyordum. Hastanın yakını, daha sonradan öğrendim, oğlu bana gelerek şunu söyledi. İşte çekmeni istemiyorum, kapat kameranı. Dedim ki gazeteciyim ben, görüntü almak benim görevim. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kadının hani mahrem olmaması için yüzünü daha hiç çekmedim. Ondan sonra bir anda bana küfür etmeye başladı. Ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Anneme, bacıma, eşime, çoluğuma, çocuğuma. Haliyle o esnada bana saldırmaya başladı. Boğazımı falan tuttu. Yumruk atmaya çalıştı. Direkt gözlüğüme geldi o yumruk. Gözlüğüm orada düştü yere. Ben miyopum. Ve çok yüksek derecede gözlüğüm bozuk. Gözlüğüm atınca zaten ben bir şey görmedim. Ne olduğunu da bilmedim. O arada arbede çıktı. Arbede'de de yumruk geldi. Ayağıma gene tekmeler geldi. Daha sonra boğazımı sıktı. Tabii ben de kendimi savunmak için onu ileriye doğru, geriye doğru ittim. İttikten sonra itfaiye erleri falan sağ olsunlar bizi ayırdı. Onu zapt ettiler, onu tuttular. O arada gözlüğüm zaten kırıldı benim. Daha sonra ambulansın yanında, bir de annesinin yanında, annesine saygı duymadan kalktı benim anneme bacıma küfür etti. Ağza alınmayacak hakaretlerdi gerçekten. Belki itfaiye orada olmasaydı daha farklı boyutlara taşınabilirdi. Daha sonra yaralıyı ambulans hastaneye götürdü. Olaydan sonra darp rapor almak için hastaneye gittim. Orada polis memuru arkadaşı bekledim. Hastanede doktorlar falan gözüktüm. Tam darp raporu işlemlerini yaptırmak üzereyken vatandaş yanıma geldi. İsmini bilmiyordum. Yanıma gelerek bir şey konuşabilir miyiz? Dedim buyur. Görüntüleri silmem için bana para teklif etti. Ben de ona kendisi dedim ki ben mesleğime ihanet edemem. Böyle bir şey olamaz. Kusura bakma dedim ama daha sonra görüşeceğiz. Ben şikayetçi olacağımı beyan ettim kendisine. Kime şikayet edersen et. Fark etmez. Bundan bir şey çıkmaz. Ben yaptıklarımdan pişman değilim. Gene olsa gene yaparım. Samimiyetsizsin. Bu tarz bir çıkışta oldu. Orada zaten vatandaşlar da bize baktı. Daha sonra ayrıldı. Ben darp raporumu aldım. Darıca Merkez Karakolu'na gittim. Darıca Merkez Karakolu'nda sağ olsunlar gerçekten polis ekiplerimiz gerçekten çok iyi çalışıyor. Hemen kişiyi tespit ettiler. Hastaneden, annesinden falan ulaştılar. Kişiye ulaştılar. Ben şikayette bulundum. Şikayetten sonra da bekliyoruz. Yani biz mesleğimizi yapamayacak mıyız? Yani mesleğini yapan insanlar neden hep darp ediliyor? Bunun çok örneği var. Biz insanların haber alma kaynağıyız ve kimse haber alma kaynağını kısıtlayamaz, engelleyemez. Basın özgürlüğü diye bir şey var zaten. Ben normal vatandaş değilim. Gazeteci olduğumu 40 defa söyledim orada. Daha sonra şu anda şikayetçiyiz. İnşallah bu tarz olaylar olmaz. Biz mesleğimizi yapmak için buradayız. Şikayetçi olduk kendisinden. Mahkemeye çıkacağız inşallah. Mahkemede de ceza almasını istiyorum ki bir örnek olsun. Diğer insanlar da artık gazetecilere saldırmayı bıraksın ya da hemşirelere saldırmayı bıraksın.
herkes mesleğini yapmakta yükümlü.